Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu ana kadar 1.000 cümle yaptık ve bu 1.000 cümle sizi mükemmel bir şekilde geliştirdi. Şimdi devam ediyoruz 1.000 cümlenin üzerine. Yani bir dalya yaptık. Dalya 1. Nereye kadar? Arkadaşlar 60.000 cümlemiz var. 60.000 cümleyi bitirdiğin zaman muhteşem bir şekilde İngilizce konuşacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii bu arada listeningleri SoundCloud'daki, The Cengiz Hoca SoundCloud'daki listenikle ihmal etmeyelim. Çok faydalı. Beginner seviye yalnız izleyin. Dinleyin, pardon. Beginner seviye dinleyin. Bir de bizim VIP grupta verdiğim, pardon. VIP grupta verdiğim arkadaşlar özellikle elimdeydi. VIP grupta verdiğim özellikle okuma parçalarını okumaya devam edin. Devam ediyoruz. Bin. Nerede uyuyorlar? Where are they sleeping? Özlem Özel Toğal öğrencimizin adı. İçiyor musunuz? Are you drinking? Ne içiyorsunuz? What are you drinking? Öğretmen bir mektup mu yazıyor? Is the teacher writing a letter? Süper. Adamlar tarlaya mı gidiyor? Are the men going to the field? Harika. Öğretmen ne yazıyor? What is the teacher writing? Süper. Adamlar nereye gidiyor? Where are the men going? Aferin. Gerçekten çok güzel. Yiyor musunuz? Are you eating? Ne yiyorsunuz? What are you eating? Continuous tense. Present continuous tense. Sizin bilmeniz gereken tense. Bir elma mı yiyorsunuz? Are you eating an apple? Ne yiyorsunuz? What are you eating? Oturma odasında mı oturuyorlar? Are they sitting in the living room? Nerede oturuyorlar? Where are they sitting? Bahçeye mi gidiyorlar? Are they going to the garden? Nereye gidiyorlar? Where are they going? Kız kahve mi içiyor? Is the girl drinking coffee? Kız ne içiyor? What is the girl drinking? Nerede duruyorlar? Where are they standing? Evet, nerede ayakta duruyorlar anlamına geliyor. Veya duruyorlar, durmak anlamında. Stay kullanılabilir. Where are they staying? Onlar nerede kalıyorlar oluyor o zaman. Standing daha doğru tabii ki. Evin arkasında duruyorlar. They are standing behind the house. Süper. Gerçekten çok güzel. Çocuklar odamda mı? Benim odamda mı yani? Uyuyorlar. Are the children sleeping in the my room demiş. İşte burada the'yı fazla yazmış. Özlem burada my varken the'ye gerek yok. Yani mülkiyet sıfatlarıyla birlikte my'la, your'la, his'le, her'le, it's'le, our'la, your'la, their'la bunlarla birlikte the kullanılmaz kızım. Bunu aklından çıkarma. Bunu ben zannediyorum ki otomatik gelmiş gibi kabul ediyorum. Çocuklar nerede uyuyorlar? Where are the children sleeping? Evet, bir muhteşem diyelim bakalım. Muhteşem. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir hata. O da artık hatadan kabul edilmiyor. Dikkatsizlikten kabul ediliyor. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Mümkünse beğenilerinizi, paylaşımlarınızı yaparsanız ben gerçekten o zaman çok daha mutlu olurum. Sevgiyle kalın tekrar.